Merhabalar, hoş geldiniz değerli örgücüler. Hepinize selamlar, sevgiler göndererek yine elimde görmüş olduğunuz gibi şöyle minik bir yakamız var. Ee, robadan tığ işi bebek için güzel bir bluz yapacağız. Bu bakın şöyle büyüklüğü bir yaş. Ben bir yaş için anlatacağım. Siz bunu dilerseniz 40 bedene kadar çıkarabilirsiniz. Nasıl çıkaracaksınız 40 bedene? Alize Diva ile yaptım. Bakın. Benim şimdi burada 131 ilmek çektim. 131 ilmekten bir çocuk yakası oldu. Şöyle ölçeceğim ben bunu. Kaç santim? 130 ilmek, 31 ilmek Alize Diva ile ölçülen bir yaka sevgili hanımlar. Bakın şimdi şu köşeden başlayacağım. Bu köşeden başlayacağım. Şöyle tutuyorum. Şu şekilde. Tam bu köşeydi. Bu köşe miydi? Tekrar başlayacağım. Şöyle ayracın olduğu yerden başlayalım. Şaşırmayalım hanımlar. Buradan başlıyorum tam şöyle şu şekilde ölçümüzü alalım. 131 zincir üzerine kurulan robanın ölçüsü sevgili hanımlar 41 santim. 41 santim. Tamam mı? Bu örünce topluyor. Topladığı içinde e, bunu ben şimdi e, şöyle elimde biraz daha kalın bir ip var. Bu ipin makasında etrofil. Bu modeli etrofille ile anlatacağım. Etrofil anlatınca aynı sayılarda bakın ne kadar büyük olacağını, ne kadar ölçünün değişeceğini göreceğiz. Burada ben 131 ilmek başladım. Kollar için 2, 4, 6, 7 model. Reglan ilmeği koydum. Ön beden, arka beden için 11, pardon 13 model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 12 13 tekrar reglan. Yani ön arka beden 13, kollar 7 birer de reglan için ilmeklerimiz var. Şimdi bunu bir tarafa bırakalım. Hemen ben bunun başlangıcını nasıl yaptım ona göre elime yaptığım olan tığımı da aldım. Etrofille 131 tane zincir çekeceğim hanımlar. Bu daha, daha kalın tığla yapılır ama benim elim buna yatkın olduğu için bunu yapıyorum. Kalıntılarla ben iş yapamıyorum. Kalın şişle, kalıntıyla. 131 tane zincir çekeceğim hanımlar. Şöyle serbest çekin zincirinizi. Çok gevşek çekmeyin. 131 zincir hazırlıyorum. Toplamda 131 zincir çektim. Bakın 131 zincirin boyuna kadar Şöyle ölçüyorum hanımlar. 131 zincir ne kadar? 44, 45, 45 santim. Bunu şimdi yönünü düzelterek birbirine ekleyeceğim. Şöyle yönünü düzeltin. Şurası ön yüzü zincirimizin. döne döne yapacağız. Hiç dikiş yok. Hemen buradan birinci zincirimizin şöyle buradan yaparsanız sökülür bakın. Şu alttan. Hemen şuradan kapattım. Kaydırma tekniğiyle kapattım. 1 2 3 ve 4. Aynı zincir içerisine tekrar 1 tırabzan yapıyorum. Aynı noktaya bir tırabzan yaptım. Arada hiç zincir yapmayacağız ama 2 zincir atlayıp 3. zincire yine aynı işlemi yapacağız. 1 2 3. zincirimize yine trabzan yaptık. Bir zincir çektik aynı noktaya tekrar bir trabzan yaptık. Arada hiç zincir yok. Tığımın üzerine aldım. Bir, iki, üçüncü zincire trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bir trabzan yaptım. Sadece şu ve şeklinde görünenler ortasında zincir var. Geçişlerde bakın ikisinin arasında herhangi bir zincir çekmiyoruz. Bu şekilde halkamı tamamlayacağım. 1, 2 ve 3. Bir zincir aynı zincir içerisine tekrar bir zincir daha yaptım. Şimdi kalın iple yapılınca büyük bir yaka oldu. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde kalın ip olunca yakamız büyük beden yakası oldu. Ee, belki de ölçülerimiz aynı olacaktır. Çünkü aynı zinciri çektim ben. Bakalım şimdi kaç tane sütaş yapmış olduk biz. Sayacağım. Ona göre ön beden, arka beden kol ayrımlarını birlikte yapacağız. 2 zincir atlayıp 3 zincire bir trabzan, bir zincir aynı noktaya bir trabzan. Tekrar 1 2 3. zincire bir trabzan, bir zincir. Sıra sonuna yaklaştık sevgili hanımlar. 1 2 Üçüncü zincire bir trabzan bir zincir. Hem sayıp hem yaptım. Şimdi sayıyorum. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bir tane daha yapıyorum. Bir, iki zincir atlayıp üçüncü zincire bir trabzan. Bir zincir aynı noktaya bir trabzan daha yaptık. Pardon herhangi bir zincir çekmiyoruz sevgili hanımlar. Bakın herhangi bir zincir çekmeden direkt şuradan kaydırma tekniğiyle bağladım. Bunu bu şekilde de yapabiliriz. Bakın hemen direkt şöyle yuvan içerisine de bağlama yapabiliriz. Yuvan içerisinde de yapabiliriz. Kaydırma tekniğiyle de yapabiliriz. Şimdi devam ediyorum. Bakın modelimin ikinci sırasındayım. Modelimin ikinci sırasına fakat ben ayrımları yaptım sevgili hanımlar. Burası benim reglan nokta. 7 tane kollara 13 tane önlere model olarak ayırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. yuvaya reglan için artırma için ayraç taktım. Sonra ön bedene geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ye işaret taktım. Yine tekrar kola geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ye işaret taktım. Burada da yine aynı şekilde 2, 4, 6, 8, 10. 12, 13, 14.üncüye artırma yerimiz. Şimdi hemen direkt yuvanın içerisine girdim. 1, 2, 3, 4 zincir çekerek aynı yuva içerisine tekrar bir trabzan yaptım. Şöyle ipinizi biraz yukarı çekerek yaparsanız daha dökümlü durur. Bir zincir çektim, aynı yuva içerisine bir trabzan daha yaptım. Burada artırmaya başladık sevgili hanımlar. Bunun devamında hemen tığın üzerine alıyorum örgüme devam ediyorum. Bir, bir zincir aynı noktaya tekrar bir trabzan. Tığın üzerine alıyorum. Diğer yuvaya geçtim. Bir, bir zincir çektim. Aynı trabzan içerisine, zincir içerisine bir trabzan. Üzerine aldım bir zincir çektim aynı yuva içerisine bir trabzan bütün ilmeklerimi ördüm ve e, ayraç taktığım noktaya geldim tığın üzerine aldım trabzanımı yaptım bir zincir aynı yuva içerisine bir trabzan daha bir zincir tekrar aynı işle yani bir yuvada sevgili Hanımlar 1 2 3 trabzan 2 yuvamız var iki boşluğumuz var tığın üzerine alıyorum tekrar diğer artırmaya kadar aynı teknikle yapıyorum artırma yerinde gösterdikten sonra birlikte örmenin anlamı yok Ben şimdi hemen hızlı bir şekilde Sıramı tamamlayıp geleceğim. Artırmalarımız aynen gördüğümüz gibi sıra sonuna kadar 4 noktada bu şekilde artıracağız. Ya da birlikte yapalım bu sırayı. Bu artırmadan sonra ön bedeni yaptık. Tekrar ayraç taktığım noktaya geldim. Bu ilk sıranın artırmasını birlikte tamamlayalım hanımlar. Tığın üzerine aldım. Ayraç taktığım Yuvanın içerisine girdim. Buraya bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Aynı noktaya bir trabzan daha yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı noktaya bir trabzan daha yaptım. Bunu eğer Alize Diva ile yapacaksanız sevgili hanımlar bakın ikisinin de ölçüsünü santim santim verdim. Aynı ölçüde zincir çek kollar örnek veriyorum. Ben eee Alize Diva'da 7 tane ayırdım. Bakın küçüklüğünü gördünüz. Kalında da 7 tane ayırdım. Ne kadar büyük olduğunu gördünüz. Alize Diva ile yapacağınız zaman 7 tane değil de 9 tane yap. Örneğin 38 40 bedene yapıyorsun. E, önde de 13 tane değil de e, 17 19 yani bu şekilde büyüyecek. Tamam mı? Zinciri yakanıza tutun. Ölçüsünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben çok kesin bir bilgi değil ama şöyle kabataslak bilgi vermeye çalıştım. Yapmadan ben de çok net bilgi veremiyorum hanımlar. Ben ancak elimdeki işlerden sorumluyum. Kalan iple büyüklüğüne, ince iple büyüklüğüne ben ancak onun hesabını veririm. <laughs> Öbüründe artık kendiniz daha usta bayanlarımız var. Daha da güzel hesaplayıp ayarlayabilirsiniz. Gençler yapıyorsa eğer e, benim anlattığımda hani bir çözüm bulamadıysanız doğru yapamadıysanız yanınızdaki annelerinize, teyzelerinize sorun. Yine ayraç yerine geldim. tığın başına aldım. Bir trabzan, bir zincir. Bir trabzan, bir zincir. Aynı noktaya yine trabzanımı yaptım. Şimdi devam ediyorum. Başlangıç noktasına kadar aynı şekilde örüyorum. Sıra sonuna kadar ördüm geldim son modelimi yapıyorum bir zincir aynı noktaya bir trabzan geçişlerimizde neydi herhangi bir zincir yoktu değil mi arkadaşlar bağladım tamam bakın şurada iki tane trabzanım var yani bir iki üç trabzan iki yuvamız var devam ediyorum bir iki üç ve dört aynı yuva içerisine bir trabzan yapıyorum. Şöyle bakıyorum. Bakın arkadaşlar. Şu sıradayım. Şimdi 1-2-3 tane trabzan yapmış olacağız. Tamam. Tekrar şu yandaki trabzan içerisine girdim. Bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Aynı yuva içerisine bir trabzan daha yaptım. Bir zincir çektim, bir trabzan daha yaptım. Bir trabzan daha yaptım. Yani burada iki tane yuvamız var. Birisine normal zincir çektik, bir trabzan. Diğerine iki tane yuva yaptım, üç tane trabzan yaptım. Şekilde de görüldüğü gibi devam ediyorum. Aynı teknikle yine artırma yerine kadar aynı işlemle devam ediyorum. Reglan yerine kadar sevgili hanımlar. Dediğim gibi tığınızı kalın kullanın. Benim tığım ince olduğu için ben biraz daha yukarı çekerek yapıyorum ki çok böyle kazık gibi olmasın. Reglan yerine kadar örüyorum. Reglan yerine kadar yaklaştım. Bakın burası artırma yerimiz bizim sevgili hanımlar. Yine aynı teknik. Bir trabzan, bir zincir. Aynı yuva içerisine bir trabzan daha yaptık. Tığın üzerine aldım. Diğer yuvaya geçtim. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan üzerine herhangi bir ilmek zincir çekmeden diğer tarafa geçtik. Şöyle yakından da gösteriyorum. Artırmaları bu şekilde yaparak sırayı tamamlıyorum. Sıra sonuna yaklaşıyorum sevgili hanımlar. Bunu her mevsim giyebilirsiniz bakın. Şimdi zaten her taraf sıcak. Eskiden soba vardı. Yazlık, kışlık kıyafetler vardı. Şimdi sadece dışarıda kışlık kullanılıyor. İçeride kışlık kullananı çok görmüyorum. Ben kendi çocuklarımdan söyleyeyim. Her taraf sıcak olduğu için yazda kısa kol, kışta kısa kol içerilerde. Bunu kışında giyebileceğiniz çok rahat bir örgü modeli. Bir, iki, üçüncü sıramızı bitirdik mi? Evet, bitirdik. Tekrar direkt yuvamızın içerisine geçtik ve bir kaydırma tekniğiyle kapattık. Şimdi şurada gör, görüyor, e, görüyorsunuz hanımlar bakın. 1, 2, 3 tane yuvamız var. Değil mi? Başlıyoruz 4. sıraya. 4 zincirle aynı yuva içerisine tekrar 1 trabzan yaptım. Tığın üzerine aldım. Diğer yuvamızın içerisine geçtik bir yuva da trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Aynı yuva içerisine bir trabzan yaptık. Tığın üzerine aldım. Yanındaki boşluğa bir trabzan yaptım. Tekrar tığın üzerine aldım. Bir daha. Bakın bu sırada bir alt sırada artırmış olduk. Bu sırada hiçbir işlem yapmadık. Gördüğümüz yuvaların içerisine 1 2 3 yuva hazırlamıştık. Bunları yine 1 2 3 tane olarak devam edeceğiz. Diğer artırma yerlerini de hanımlar. Hemen karşıya geçtim. Yine aynı işlem. Bir zincir bir trabzan hiçbir işlem yapmadan yani zincir çekmeden diğer trabzanımızın içerisine girdik boşluğa bir zincir bir trabzan diğer artırma yerine kadar örelim tekrar diğer artırmaya geldik hanımlar tığımın üzerine aldım şurada görmüş olduğunuz 1-2-3 tane yuvamız var İlkine bir trabzan yaptım bir zincir çektim tekrar aynı yuvaya bir trabzan yaptım tığın üzerine aldım diğer yuvaya geçtim bakın diğer yuvaya geçtim bir trabzan bir zincir bir trabzan diğer yuvaya geçiyorum bir trabzan bir zincir bir trabzan bütün artışlarımız bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Kola geçtim. Şu anda kolu yapıyorum. Şurası bizim ortamız. Tamam mı? Şurası bizim ortamız. Bakın ayracımı da alıp şöyle tam ortadaki şu taşına takacağım. Şura bizim ortamız. Buraya kadar bu şekilde. Bundan sonra kolay. Tamam? Şimdi bütün sıramı yaptım geldim hanımlar. Şöyle bir bakalım. Bu saat içinde, bu dakika içinde neler yapmışız. Bakın şöyle koskocaman bir yaka yapmış olduk gördünüz mü koskocaman bir yakamız var bunun artırmalarını şimdi bir iki sıra daha göstereceğim şöyle tutuyorum bakın ne kadar büyük değil mi bu bana çok rahat bir şekilde olur bunu yelek yapacaksın hırka yapacaksın ne yapacaksın o zaman arka beden yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Önü ne yapacağız? Önde 6 bir tarafa 6 bir tarafa 7 bir tarafa trabzan 7 bir tarafa trabzan olarak ayarla yelek yap. Yani önünü açık yapacaksan eğer bu modelden 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bir tarafa şuradan başlıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 tane de bir tarafa bakın ortada bir tanesi kalıyor bunun yerine de 7 tane trabzan yaparak şöyle göstereyim hanımlar 7 tane trabzan yaparak önü açık yapabilirsiniz tamam mı ama arka yine aynı şekilde 13 tane olsun şöyle sıramın sonuna geldim tekrar birlikte öreceğiz bu sıramızda biz hiçbir artırma yapmadık. Yani 1 2 3 4. sırada artırma yapmadık. Artırmamız yoktu. Şimdi 5. sıraya geçince tekrar artırmamız var. Bundan sonra bir sıra artırmamız var. Bir sıra artırdığımız ilmekleri öreceğiz. Kaydırmamızı yaptık. Şimdi burada ne var? Bakın. Artırmamız yok. 1 2 3 yani 3 tane yuvamız var burada. 1, 2, 3. Devam ediyorum. 2, 3, 4. 4 zincirle aynı yuvaya tekrar bir trabzan daha yaptım. Üzerine aldım. Şura benim orta. Ayrıca hemen ortadaki trabzanıma takıyorum. İlmeğimi. Buna süt aşı da deniyor sevgili hanımlar. Burası benim artık orta. Buradan artan ilmekler bedene kola ilave edilecek. Bakın bu öne doğru gidiyor. Bu da kola doğru artacak. Bu orta ilmeğimizi şaşırmayalım. Buradan artırmamız olacak. Bir trabzan. Bir zincir. Bir trabzan. 5 zincir bir tırabza. Tam ortaladık. Tekrar bir zincir çektik aynı noktaya. 3 tane yuva yapmış oldum. Yine aynı noktaya sevgili anneler 1 2 ve 3. Devam ediyorum bir zincir aynı teknikle diğer reglan yerine kadar örüyorum Diğer reglan noktama geldim. Bakın şöyle 1 2 3 tam ortadaki benim artık bundan sonraki sürekli artış yer. siz de herhangi bir iş, ayraç koyun işaret koyun sevgili hanımlar şurada artırmamız var bakın yanlardaki artırmamız bedene ilave edilecek ki beden genişlesin Tığımın üzerine aldım tam ortadaki süt içerisine bir trabzan yaptım bir zincir çektim tekrar bir trabzan daha yapacağım. Allah izin verirse. <laughs> Yaptım. Bir zincir aynı yuva içerisine bir trabzan. Bir zincir aynı yuva içerisine bir trabzan. Yani aynı yuva içerisinde sevgili hanımlar 4 trabzan 3 tane yuvamız oldu. Tamam mı? Bu şekilde sırayı tamam tamamlıyorum. Şimdi ben bir sıra daha göstereceğim ee, artırma şekliniz sevgili hanımlar. Artırma sistemimiz bu şekilde. Ee, devamında bunu bırakacağım. Masamda görmüş olduğunuz kiremit rengi bebek pulizini öreceğim. Onu da kol ayrımına kadar örmeyi düşünüyorum. Ee, beni tanıyanlar tanıdı artık. Yarım kalan örgülerimi ihtiyaç sahibine veriyorum. Tamamlayıp kendine kullanıyor konu, komşu, tuhafiyede ihtiyacı olan akraba o şekilde değerlendiriyorum. Kimisini ücretli, kimisini ücretsiz veriyorum. Yani ücretli verdiğimde örneğin ben elimdeki örgüme kaç tane ip harcamışım? Bir tane ip harcamışım. Bana bir tane ip alıp bu örgüyü böylece kişinin kendisine teslim ediyorum. Kendisine ipini alıp tamamlıyor. Yani el emeğimi almıyorum. Sadece ip parasını alıyorum. İp alıyorum yerine. İpimi neyse şu anda etrofil kullanıyorum. Ben bunu vereceğim kişiye bir tane etrofil alıp sonra vereceğim. O da e, YouTube'dan benim videomu izleyerek devamını örecek. Zaten en avantajlı örgü yakadan başlanan örgülerdir. Çünkü üzerinize giyerek, ölçerek yapıyorsunuz. Kol yeri, genişliği, herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Prova yaparak örüp bitiriyorsun. Ve sıra sonuna geldin tekrar. Bu sırada artırmamızı yapmıştık. Şimdi çıkacağım bir üst sırada bakın üst sıraya geçtim. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir iki üç tane yuvamız var. Artırmamız var. Bu artırmayı artık artırma yapmayacağız sevgili hanımlar direk şu şekilde örüp geçeceğiz. Tamam. 1 2 3 ve 4. Yine aynı yuvaya trabzanımı yaptım. Burası arka bedene ekleniyor sevgili hanımlar. Buradan artan ilmekler arka bedene ekleniyor ya da ön bedene ekleniyor. Hani herhangi bir iz kalmasın diyorsan arka bedene getir burayı. Hemen devam ediyorum. Bakın burada benim 1, 2, 3 tane yuvamız var değil mi? Direkt trabzanlarla devam edeceğim. Bir zincir aynı yuva içerisine bir trabzan. Tığımın üzerine aldım. Yanındaki yuva içerisine bir trabzan, bir zincir, aynı yuva içerisine bir trabzan. Diğer yuvaya geçiyorum. Bir zincir aynı yuva içerisine bir trabzan. Şuraya, şura bedene ekleniyor. Kaç tane? Bakın yine aynı şekilde. 1 2 3 Şimdi devamında sırayı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Diğer reglan yerine geldim. Hemen orada da bir göstereyim artırma şeklini. Bakın. 1, 2, 3. Bir sıra bu şekilde yapacaksınız sevgili hanımlar. Mantık şu. Bir sıra bu şekilde. Bir sıra şimdiki ördüğümüz gibi. Tamam mı? Bir trabzan yaptım. Yani sütaş yaptım. Zincir çekmeden diğer yuvaya geçtim. Bir zincir çektim. Bunu herhangi bir kalın iple de yaparsınız. Kalın şiş, kalıntı bir günde bile bitirebileceğiniz bir model. O kadar basit. Bir zincir aynı yuvaya bir trabzan. Hiçbir işlem yapmadan bu şekilde sıramı dolanıyorum. Şimdi altıncı sıramın da sonuna geldim değerli örtücüler. Bir kez daha hatırlatma yapacağım. Artık ayrılacağız. Son trabzanımı da yaptım. Hemen ne yaptık karşı yuvaya geçtik bağlamamızı yaptık şimdi bu sıra ne yapmıştık artırma yapmamıştık değil mi bakın zaten görüyorsunuz bir alt sırada artırma var bu sırada artırma yapmamıştık yani şöyle söyleyeyim 1 2 3 4 5 6 sırada artırma yok 7 sıraya geçiyoruz biz bir üst sırada yine 4 zincirle trabzanımı yapıyorum bakın bu sırada yine artırmam var Tamam Şöyle ayracımı alıyorum. Bunu niye böyle yapıyorum? Acemiler için zor olmasın diye yine tam ortadaki şu taşın içerisine aldım. Yani ortaya aldım. Şuradan artırmamı yapacağım. Hemen yine bir trabzan, bir zincir. Aynı yuvaya bir trabzan, bir zincir. Tam ortadayız bir trabzan bir zincir bir trabzan aynı yuva içerisinde bir zincir bir trabzan bir zincir yani üç tane yuva oluşturduk dört tane trabzan yaptık sevgili hanımlar bir alt sıradakinin aynısı bundan sonra artırma şeklimiz bu tamam mı Şimdi bunu ben bunu biraz daha örmeyi düşünüyorum. Ama zamanım olursa örerim. Arkadaşlar çok da söz vermek istemiyorum. Bu tam bir çocuk için ölçü. Bunu Alize Diva ile yaptım. Onu da göstereyim. Alize divan vardı benim. Bir tane açılmamış. Bakın. Alize Diva ile yaptım. Kiremit rengiyle bu. Bunu da etrofille yaptım. Şimdi şöyle bir serelim bakalım. Bundan sonra devam etmeye gerek yok. Bu tür örgülerin dediğim gibi avantajı üzerinize giyerek yapmanız. Bunu üzerine giyerek ne yapacaksın biliyor musun? Şöyle boynundan giydin bunu. Şöyle baktın, boğazdan giydin. Kolun altından tam şöyle kolunu kaldır. Şu alttan tam şu köşeleri birbirine denk getirerek Arkadaşlar şu artırma yeri var ya. Bu artırma yerini birbirine denk getir. Şu kol içinde rahat mı? Şu kol rahat hissettiğin zaman her kime örüyorsan. Kol kalınlığı tamam. E beden genişliği de tamam olduysa ne yapacaksınız? Bedeni bir tık daha geniş istiyorsanız eğer bedeni birbirine eklerken şu artırmalardan bakın şu ortadaki Şuradan ve şuradan. Tam bunun ortasındakinde. Bu şekilde ekleyeceksin. Bunu eklerken şu araya zincir yapabilirsin. Zincir derken şöyle bir model yapabilirsin. İki model yapabilirsin. Yani iki tane modeli sığacak kadar alta zincir çekip ekleyebilirsin. Ya da hiç çekmeden de ekleyip kolu bitirip bedeni istediğin uzunlukta ör. Elbise de yapabilirsin bunu. Mini elbise de yapabilirsin. Daha böyle göbek üstünde mini bluz de yapabilirsin. Bu beden ölçüsü tercihinizdir sevgili arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler.